Merhaba bayanlar baylar, hepiniz yepyeni bir SmackDown Show'una hoş geldiniz ve SmackDown açılışını Baron Corbin, yani Happy Corbin yapıyor. Bugün sizler için gayet güzel, gayet hoş bir show'um var. Gördüğünüz üzere Baron Corbin geliyor ilk olarak. Açılış olarak sizi ısındırmak için bir triple threat maçla açacağım. Ardından bugün ne olacak derseniz, ilk olarak söylemem gereken, biliyorsunuz ki Extreme Rules Show'unda Universal kemeri için John Cena ve AJ Styles'ı birbirlerine karşı göreceğiz. Kendileri birebir bir mücadelede karşı karşıya gelecekler. Daha önce bir kere gelmişlerdi, lakin o maçta belli ortamın karışmaları falan yaşanmıştı. Maçı John Cena kazanmıştı, ancak çok temiz bir maç olmamıştı. Zaten Extreme Rules'da da maç türü olarak bir Extreme Rules maça çıkmaları bekleniyor. Daha net bir çözüm olmasa da normal Scalpey'in olduğu, Ropey'in, Countout'un olduğu bir maça çıkmayacakları kesin gibi bir şey. O yüzden de bugün böyle bir maçla birbirlerine karşı kozlarını paylaşacaklar. Bunun dışında neylerimiz var derseniz, geçen hafta ilk defa maça çıkan ancak mağlubiyet alan, yine de yaptığı güzel maçıyla bir şansı daha hak ettiğini düşünen ve bu şansı da Shane McMahon'dan isteyen ve alan Boogie Man yeniden bugün haftada sahnede olacak. United States kemeri için Number One Contender'lık maçımız gerçekleşecek. Cesaro ve William Regal arasındaki, William Regal'ın mağlup ettiği Cody Rhodes da burada. O da açılış maçında belli bir şans aramak için burada. Cesaro da biliyorsunuz geçen hafta çok iyi bir triple threat maç kazandı. Roman Reigns'in içerisinde olduğu bir maç kazandı. Ve United States kemeri için Number One Contender'la maçına çıkmak için hak kazanmış oldu. Böylece kaybeden adam Cesaro. Bakın William Regal'ı yenip de Johnny Gargano'nun rakibi olacak, olabilecek mi pay-per-view'da Extreme Rules'da. Bunun dışında başka neylerimiz var derseniz de, biliyorsunuz ki Robert Root ve MJF'in geçen hafta yaptıkları maç aslında güzel maç olmasına rağmen bir roll-up'la bitmişti. Robert Root'un yaptığı bir roll-up'la. Onlar arasında da bir maç daha göreceğiz. Daha düzgün olmasını umut ettiğimiz bir maç göreceğiz. MJF'in haklı olduğunu düşündüğü bir şeydi ve Shane McMahon da onu haklıyordu. Neyse, maçın 3. ismine de bakarsak Samoa Joe'yu görüyoruz. Daha önce bir kere gördük Samoa Joe'yu. Sami Zayn'e kaybetmişti. Bakalım bugün kazanabilecek mi? Bunu da göreceğiz efendim, evet. Show'la alakalı söyleyeceklerim bunlar. Dediğim gibi açılış için çok bir, aslında arkasında bir hikaye olmayan, yani bir anlamı olmayan, anlam tabii ki her maçta vardır ancak bu ay için çok bir anlamı olmayan Samoa Joe, Cody Rhodes, Happy Corbin maçıyla bir başlangıç yaptırmak istedim sizlere. Buyurun, kendileri de burada. İşte gördüğünüz üzere Cody Rhodes ve Happy Corbin birbirlerine karşı başladılar. Ama Joe şimdi Cody Rhodes'a gitti. Bu maçı kazanan, dediğim gibi, şu an için ne kazanır derseniz çok aşırı net bir şey yok elimizde. Lakin yani Inner Spot bitmez. Inner Spot unutmaz. Öyle bir durum ortada olduğu için İlla ki burada olacak bir galibiyet onların çok çok işine yarayacaktır. En azından düşüncelerim bu şekilde diyebilirim sizlere. Bakalım. Şey söyleyeyim bu arada. Bu ay için net bir şekilde düşündüm mü? Karar vereyim. Boş ver. Gerçekten boş ver. Bir şeyler söyleyecektim de şu an düşündüm. Vazgeçtim. Başka bir ara konuşuruz diyeceklerim. Yarın FIFA bölümü olmayacak, onu söyleyeyim. Zaten söylemiştim, FIFA videolarında çok söylüyorum. Mutlaka bir kesinti olacak gelecek haftalarda diye. O kesinti bu hafta olacak. Kesin ve net bir durum. Onu da belirteyim sizlere. Bakalım, Samoa Joe indi sırtından Happy Corbin'in. Bir tekme. İzin de vurdu, gayet iyi ilerliyor. Evet, hep Corbin şu hareketi bir türlü kimse yapamadı. Samoa Joe yapıyor reverse'ı, Cody Rhodes'a yapıyor reverse'ı. Gerçekten bir türlü yapamadı. Up and
Evet, şimdi Cody Rhodes kendisini hemen köşede buldu. Üst üste komboları var Samoa Joe'nun o bölgede. Karşı tarafta da Edge animasyonu. Edge değil mi bu animasyon? Hep Corbin yaptı, neyse. Bakalım, Samoa Joe'da Hastings'e bir finish'i var. Ey maşallah, ey maşallah. Birinin bir şeyini aldı sanırım ancak. Yok, almamış, kendisinin büyük bir finish'i. Cody Rhodes'un da olabilir. Görmedim en azından ben çabalıyım. Ama Joe bir German suplex. Samoa Joe bir ara Brock Lesnar'ın rakibiydi. Lan bayağı bildiğin Brock Lesnar'ı yener mi diye konuşuyorlardı. O geldi aklıma. Neydi o? Great Balls of Fire şovunda mı yaşanmıştı? Nerede yaşanmıştı? Şovda yaşanmıştı. Lesnar gömük geçmişti orası Icon'u da. Öyle bir şey hatırladım. Belki siz bir bilgi. Ona da yazık oldu kariyerine gerçekten Samoa Joe. Dominant karakter olarak WWE'nin o dönemde sadece ve sadece Brock Lesnar'ın tutması üzücüydü baktığında. Dominant'tan kastım şu oluyor. Mesela baktığınızda John Cena'da sürekli maçlarını kazanan bir karakter. Lakin baktığınızda diyemezsiniz çok fazla John Cena için. Dominant bir karakter. Maç sonucu olarak dominant bir karakter. Lakin maçları çok öyle geçmiyor. Ancak böyle işte Brock Lesnar, Goldberg, Roman Reigns'i sevebiliriz şu an. Samoa Joe gibi. Samoa Joe'nun 2017 halleri gibi. Yani rakibine böyle bir sertliği yapan bir şeyler böyle hani. Maç içerisinde de o dominantlı, o üstünlüğü hissettiren kişiler çok fazla yok maalesef. Samoa Joe onlardan biriydi ancak onu da mahvetti WWE her zaman olduğu gibi. Şimdi kendisi All Elite Wrestling'de. Aslında bu arada End of Days geldi. Cody Rhodes ringin dışında. 1, 2, 3. Şu maçın bu kadar uzun süreceğini kim söylerse, bu kadar kısa süreceğini kim söylerse söylesin inanmazdım. Universe Mode tarihinin en kısa Triple Threat maçı. Happy Corbin o kadar hızlı bir şekilde kazandı ki. Vay be, şaşırdım. Bakalım Happy Corbin. Happy boşver bu gerçekten. Baron Corbin. Ne görürüz kendisinden bilmiyorum lakin. Etkileyici bir galibiyet aldı. Tebrik ediyorum kendisine. Cody Rhodes geçen ay yükselişe çıkan kariyeri bu ay gitgide düşüyor. Bakalım ona neler yaşayacak. Göreceğiz. Tebrik ediyorum Baron Corbin'i. İlla ki dediğim gibi bu galibiyetin bir yerden bir karşılığı olacaktır ona. Ne zaman nasıl olacağını da zamanla öğreneceğiz. Buyurun efendim, devam edelim. İkinci maça geçelim. Evet, ikinci maçta devam ediyoruz. İkinci maçta daha önce söylediğim gibi Robert Root ve MJF'in rövanş mücadelesini göreceğiz. Geçen hafta Robert Root gibi hemen de roll up yaptı. Gerçekten de güzel gidiyordu bu arada maçları. Bayağı karşılıklı keyifli hoş bir maç çıkartıyorlardı. Roll up'la bitirmişti. Bakalım bu hafta Fast Count Anywhere maçları. Yani herhangi bir yerde, neresi olursa olsun birbirlerini tuş edebiliyorlar, mark edebiliyorlar. Bu yüzden de birbirlerinden kaçmalarının imkansız olacağı bir maç. Bir de karşı karşıya olacağız bakalım. Aynen öyle. Robert Root da girişini yaptı. Karşısında zaten MJF'in olduğunu hepimiz biliyoruz efendim. İşte MJF, onu da geçen hafta görmüştük. İlk defa. Aynen öyle efendim. O da geliyor ringe doğru. Bakalım bu hafta nasıl bir maç çıkartacaklar. Maç başladı. Both competitors enter with no absence of malice. It's about inflicting maximum punishment. You have to create your own geldi. Opportunity. Çok güzel başladı lan Robert Root. Everything is at a competitor's disposal. The lack of rules makes a superstar even more dangerous. Okay, kafasını da ezdi.
Elinden köşede Robert Root. Bir dizle uçmayı denedi, başaramadı. Hey, boğazına bir yumruk attı MJF. Ya bu ikisi hakkında da aslında geçen hafta çok fazla konuştuk, o yüzden şu an çok diyecek bir şey gelmiyor aklıma ya. Yalan söyleyeyim. Ama şunu söyleyebilirim ki MJF eğer bu maçı da kaybederse başlangıç olarak çok kötü bir başlangıç yapmış olacak Minasuno'da. Robert Roos'a çok güzel, hoş bir yükselişle başlar, bunu da söyleyeyim. Çünkü Robert Roos'un geçen hafta kazandığı maç aslında baktığınızda sayılmayacak bir maç değil. Adam aklını kullanarak, kurnazlık yaparak kazandı. Bu maç sadece MJF rövanş istedi. Yani o maçı saymamak gibi bir durum yok ortada. Çok güzel kombolar MJF. Bunu karşıladı Robert Root. Bir tane çap. İndirdi. İplerden geldi bastırıcının üstüne. Bir tane daha vurdu. Çok güzel. Çok güzel hareket. Ben bayağı seviyorum bu hareketi. Adını bilmiyorum lakin. Koluna yükleniyor. MJF az önce de bacağına yükleniyordu. Ve bu arada... Wardlow burada ringin içine girdi. Clothesline'ın da vurdu. Maç fast count anywhere. Bir herhangi bir şey durumu yok. Wardlow aldı. Dışarıya bir powerbomb. Çıktı da dışarıya. Devam ediyor. Evet, Wardlow burada da. WWE'de ilk kez görüyoruz kendisinde. Aldı. Sırtladı. Evet, finisher'ını da yaptı. Gidiyor Wardlow. Bıraktı gidiyor. MJF içeride şokta. Tribünler şokta. Hakem şokta. Herkes şokta. Wardlow geldi. Robert Roode'a bir hayli sert bir saldırıda bulundu. Ve gitti MJF. Şimdi dışarıya çıktı. Bir tuşa gitti MJF. Bir. İki. Hayır. Robert Root'tan kick out. Lakin. Wardlow. Wow. Evet, Wardlow'u tanımayanlar için kendisi MJF'in yaveri gibi bir şeydir. Yani partneri de diyebilirsiniz ama daha çok bir tık daha yaveri demeyi ben daha çok uygun görüyorum. AEW'de beraber takılırlar. Allah Allah, ilginç buraya geldi ve hani düz bir saldırı değil, bir hayli acımasızcaydı Robert Roode'a karşı. Direkt girişten geldi, arkadan bir saldırı görmedik. Evet, bir burada armbar izledik. Bak sen şu işe. Böylece bu arada Wardlow'un da yeni bir ismin daha da Universe Mode'a debüsünü görmüş olduk. İlginç bir şekilde gördük. Lakin Wardlow da Universe Mode'a geldi. O da önemli bir yetenek. Önemli bir güreşçi. Bakalım Universe'da ne yapacak? Göreceğiz. Orada güzel bir pump handle driver. Sanırım derken ring geldi. Olmadı. MJF çevirdi arkasını ve evet, armbar'ı aldı. Armbar'ı aldı. Robert Root için maçın sonu olur mu bu? Evet oldu. Evet oldu. MJF rövanşını ne kadar pek temiz olmasa da aldı. MJF rövanşını aldı. Bak sen şu işe diyorum. İşte MJF. Wardlow'un da yardımıyla olsa Robert Roode'u bu sefer mağlup etmeyi başardı. Bakalım. İlginç işler dönüyor efendim. Ne göreceğiz, ne izleyeceğiz? Zaman gösterecek bunun devamını. Biz şimdi ikinci maçı da hızlı bitirdik. Devam edelim. Üçüncü maçta neler göreceğiz ona bakalım. Evet, devam ediyoruz. Bu arada Boogeyman içeride. Evet. Boogeyman reklam arasında.
Gelmiş derken o. Evet. Üst üste şoklar yaşıyoruz. Arkada gördüğümüz isim Bryan Danielson. Yani eski ismiyle Daniel Bryan ve evet. Allah Allah. Hakem dışarıya kaçtı. Ne oluyor? Şimdi burada bazı noktalar var. Bunu size söylemem gereken bazı noktalar var. Normal şartlarda olması gereken şeyi söylüyorum size. Boogeyman dediğim gibi bir şans istemişti Shane McMahon'dan ve bu şansta rakibi. Bu arada ne oluyor? Boogeyman gidiyor. Evet. Şimdi birazcık oturtması zor bir an yaşadık. Çünkü 1 dakika 20 saniye içerisinde çok fazla olay yaşandı. Ben size bunları açıklamak istiyorum. Şu ana kadarki en garip Universe Mode bölümünü yaşıyoruz çünkü. Neredeyse. Braun Strowman'ın double H maçı vardı. Evet. Remis Derlison. Evet. Tamam, o dönemler de birazcık kara dönemlerdi ama bu bence daha garip bir bölüm oluyor. Ben size olanları birazcık açıklayayım. Bugün ben geldi dedik, evet ben geçen hafta bir maç kaybettim. Lakin ben bir hak daha istiyorum. Bir şans daha istiyorum çünkü iyi dövüştüm. Shane McMahon'a bu şansı vermeyi kabul ettiyse zaten söylemiştim bu Güven'in bir şans daha olacağını. Shane McMahon onun karşısına WWE'ye geri dönüşünü yapan Bryan Danielson'ı koymuştu. Lakin bu Güven içeriye gelmiş, Bryan Danielson'ı karşısında beklerken Walter Bryan Danielson'a saldırdı. Ve onun yerine ringe geldi. Bu Güven'le birbirlerine girdiler. Hakem maçı bir maç başlatmayıp olayı hani kesti, kendisi ringden çıktı. Bu Güven'le Walter birbiriyle kapıştı. Bu Güven ayakta kapatarak dışarıya doğru uzaklaştı. Olan şeyler çok hızlı gerçekleşti ve bunlar yaşandı açıklaması olanlardan daha uzun sürdü. Lakin olan şeyler bunlar efendim. Bu Güven ve Walter, biliyorsunuz geçen hafta yaptıkları maçtan sonra Walter Bu Güven'e saldırmıştı. Şimdi saldırmaya ve agresifliğine hız kesmeden devam ediyor. İlginç olaylar oluyor. Bryan Danielson geldi, arada kaynadı gitti. Bilmiyorum yani, kendisi için çok kötü oldu bir Universe Mode debüsü. Lakin başka şanslar, güzel şanslar elde edecektir. Merak etmeyiniz eğer aranızda Daniel Bryan'ı, Bryan Danielson'ı seven birileri varsa, şansı arada kaybolup gitmeyecek. Lakin şu anda dediğim gibi daha önemli işlerimiz var. Bu da Boogeyman ve Walter arasında yaşananlar diyebilirim. Evet tamam, o zaman ben 3. maçımız olmadı. 4. maça gidiyorum. Main event'ten önceki maça gidiyorum. İlginç işler oluyor. Tekrar söylüyorum. Hadi bakalım. Evet tamam. SmackDown'a şimdi bir tık daha nefes almak için devam ediyoruz. Nefes alma maçımız da Number One Contender'lık maçı. Efendim yanlış olmasın. Bu maçın kazananı Extreme Rules Show'unda. Yani gelecek hafta pazar günü United States şampiyonu olan Johnny Gargano'nun rakibi olacak, kemer için mücadele edecek. Ve işte o iki isim Cesaro oluyor. Kendisi biliyorsunuz ki Universe Mode içerisinde hep bir kaybeden adamdı. Sürekli kaybediyordu. Lakin geçen hafta, ben bu bölüm çok fazla lakin diyorum, kusura bakmayın. Eğer rahatsız edici bir durum oluşturduysa, Cesaro dediğim gibi şu ana kadar hep kaybeden adamdı. Ama geçen hafta çıktı, ne yaptı? Roman Reigns'i ve Nakamura'yı mağlup ederek bir maç kazandı ve buraya gelmeye hak kazandı. Karşısında ise William Regal olacak. William Regal ne yaptı derseniz, geçen hafta o da Universe Mode debüsünü yaptı ve debüsünde çok formda olan Cody Rhodes'u mağlup etti. Bu aldığı galibiyetle onu burada böyle bir haklı getirdi. Beni üniversite skeme takmak kazandı William Regal. Geçen hafta Main Event'te çok güzel bir maç çıkardı bu arada, onu da söyleyeyim. Yani çok iyi bir maçtı William Regal'ın yaptığı. Şaşırtıcı da olabilecek bir sonuçtu. Ama kazandı ve burada olmaya hak kazandı. Biliyorsunuz Cody Rhodes da Show'un ilk maçındaydı ve yine kaybetti. Bakalım William Regal da tam tersine bu maçı yeniden kazanabilecek mi?
Cesaro için de tabii ki altın değerinde bir şans. Geçen hafta hem Nakamura hem de Roman Reigns'e karşı kazanmak zor bir işti. Nakamura şu ana kadar Winner's Spot'a hiç düzgün bir şans elde edemedi. Roman Reigns'i yine daha fazla gördük yani Nakamura'dan. Ancak Roman Reigns de hep kaybetti. Öyle olunca gördüğünüz gibi bu maç ortaya çıktı. Yani Roman Reigns şans buluyor. Şans bulmuyor gibi bir durum yok belki. Kaybediyor. Daha önce biliyorsunuz Money in the Bank maçına koymuştum. Money in the Bank maçını kaybetmişti. Ardından yani geçen ay Pardon. Bir saniye. Evet. Şöyle gerçekleşmişti. Money in the Bank şovunda şey yapmak için Randy Orton biliyorsunuz Money in the Bank şovunda WWE kemeri için triple threat maça çıkmıştı. O şovdan o maçtan önceki şov Randy Orton'la Roman Reigns bir maç yapmıştı ve Roman Reigns kaybetmişti. Yine de bir şans daha vermek için Money in the Bank maçına koymuştum. Onu da kaybetmişti. Geçen hafta yine bir şans buldu. Ancak onu da kaybetti. Yani bu yüzden Roman Reigns için işler çok iyi gitmiyor. Tamamen kontrol etmek istiyorum yüksek müsaadenizle. O yüzden birkaç saniyene sessiz kalırsam kusuruma bakmayın. Evet, Roman Reigns'in şu ana kadar Junior Spot'ta tek bir galibiyeti varmış. Ve aldığı bu tek galibiyette Happy Corbin'e, yani Ben Corbin'e karşı gerçekleşmiş. Bunun dışında hiçbir galibiyet alamamış. Toplamda da sanırım 5 maça çıktı. 5 maç 4 mağlubiyet 1 galibiyet alabildi Roman Reigns. Ben bunları anlatırken William Regal hayvan gibi dayak yemiş. William Regal'ın zaten durability çok kötü durumda. Yani, anladığım kadarıyla. Geçen maçta çok çabuk tükenmişti. O maçı kazanmıştı. Bakalım Cesaro'yu da yenebilecek mi? Evet. William Regal hiç bekletmek istemiyor. Regal Plus yaptı. E şimdi finisher'a sahip. Hiç bekletmek istemiyor bu maçı. Zaten çok ilginç uzun kısa maçta onu garip bir bölüm yaşıyoruz. Evet, kilidi aldı. Kilidi aldı. Cesaro da burada pes etsin. Bu maçta 4 dakika sürsün. Gidelim hadi. Cesaro pes edecek mi? Hayır, etmedi. Hayır, etmedi. Ama ben gerçekten edecek mi diye düşünmedim değil. Bakın William Regal eğer bu kadar ilginç bir noktadan gelip de bir kemer şansı elde ederse kendisini gerçekten takdir ederim. Lakin arkasında da ona karşı da bir kilit izleyeceğiz. O kilit de Cesaro'nun sharpshooter'ı olacak. Sharpshooter geldi. William Regal pes etmedi. Bu hareketin bacaklara etki etmesini her zaman çok saçma buluyorum. Bunu hep söylerim. Şu an yine çok saçma buldum yani ama Regal'ın işine yaradı. Bu arada Regal bir signature aldı. Signature kaybetti. Ufak bir sinir takası döndü ikili arasında ve üst üste çapları geldi Cesaro'nun. Büyük bir momentum toplamasına sebep oldu bu. Şimdi William Regal onu aldı. Vurdu, attı. Gayet güzel bir şekilde kendisine nefes aldırmış oldu bu sayede. William Regal finisher'ı geldi. Finisher yapacak sandım ancak hayır. Evet, bir tuşa gidiyor. Cesaro'ya karşı çok mantıklı bir tuş mu diye sorarsanız hayır ama. Tuşa gitti. Peki kalk geldi. Bu arada William Regal ikinci kili de aldı. Bu sefer Cesaro için bitmiş olabilir. William Regal gidiyor mu? Evet. Cesaro pes etti. William Regal Johnny Gargano'nun karşısına gidiyor. Son derece dominant bir şekilde. Vay vay vay. Cody Rhodes'dan sonra Cesaro'yu da mağlup etti. Son derece dominant devam ediyor. William Regal Cesaro yerde. Evet, Cesaro'ya saldıracaksın anladığım kadarıyla William Regal. Çünkü neden saldırmayasın? Ben saldırmana izin vermesem, abi ben bu sahneyi görmek istemiyorum. Çok yüksek müsaadenizle geçip gideceğim. Oha, sandalyeyle dalıyor bir de. Abi içine etmeyin. İçine etmeyin bir şeyleri. Etmen kuzum. Ettiğinizde mi kuzum?
Edin, edin anasını satayım. Siz de bunu edin. William Regal, hadi sen de, sen de. Bu yaşta ağır heel oynatalım sana da. Devam et zaten. Ne diyeyim ki? Yapay zeka, yapay zeka, yapay zeka. Kendi kendine kurguluyor bir şeyler. Önemli maçlarda yapmıyor. Bunlar da gidip bu şekilde bir düşmanın doğum. Neyse ya, ben çok fazla uzatmıyorum. Devam ediyorum ben. William Regal kazandı. Cesaro'ya saldırmasının hiçbir önemi yok. Cesaro için buradan hiç ekmek çıkmaz. Size bunu söyleyeyim. William Regal, Johnny Gargano'nun karşısında Extreme Rules'da United States kemeri için maça çıkacak efendim. Bunu söylüyorum. Main event meçhurum. Main event'te John Cena ve AJ Styles mücadele edecek. Artık onlar garip, ilginç, ne oluyor lan dedirtmeyen bir maç yaparlar diye umut ediyorum. Buyurun geçelim. Ve işte main event'teyiz. Main event'te John Cena yine içeriye gelmiş ve AJ Styles arkadan geldi. John Cena'ya saldırdı AJ. John Cena'ya saldırdı AJ arkadan gelip, o da daha ateşli bir rekabet içerisinde olmak istiyor anladığım kadarıyla. Randy Orton'la öylelerdi. John Cena da öyle bir başlangıç oldu. Bakın ilk defa, yani bu maçları belli olduktan sonra ilk defa yüzde geldiler. Bu yüzde geçti de AJ Styles arkadan saldırdı. 3 hareketlere devam ediyor AJ. Produced match of the year candidates. They are two of the best in this business. Cole, it'd be difficult not to be match of the year. Bakalım Universal kemeri için benim sesim çok fazla gidiyor, kusuruma bakmayın. Ne böyle olduğunu bilmiyorum. Ama var bir şeyler sesim. Anlamadım. Bölüm arası gitti. Maç arası. Bölüm arası gitti. Neyse, John Cena ringin dışarısına gönderdi. Kimi? AJ Styles'ı. He's taking this to the floor now. Bir loot express. Yes, press. AJ karşıladı, yumruğu attı. Bir tekme, bir yumruk. Bir yumruk daha. Bir tane daha. Bir de bariyerlere attı Cena'yı. Think we'll see some of that tonight, Corey? No, I sure hope so. Cena's ability to go all out and come out swinging with everything he's got has been the key to many of his biggest victories. Cena telegraphed that. Evet. Ringin dışında şu an duran bir aksiyon içerisindeler yani. Şu ana kadar ki en büyük aksiyon bu powerbomb. Bir hayli hareketsiz bir aksiyon var ringin dışında hani. Ve ringin içerisinde bekliyoruz. Az önce de sık istemedim bu hakem. Evet, AJ. Klap diyor. Bat Club diyor. Bir şeyler diyor bakalım önce. Cena şimdi kombolarla bir üstünlük yakalamaya çalıştı. AJ Calf Crusher'ı aldı John Cena'yı. AJ Calf Crusher'ı aldı. Cena için pes etmek çok yakın bir seçenek değil gibi göründü. Oo. Ben daha konuşurken aldı Cena. Bir yumruk. Cena'da da bir signature var. AJ'de de aynı şekilde bir finisher var. Bir Sunset Flip Powerbomb geldi John Cena'dan çok üzgün bir şekilde. Evet, AJ Styles'ı şimdi bir tık daha ringe ortasına doğru çekiyor John Cena. Ve baş kısmına geçti. Bu yaşamda ne olduğunu biliyoruz hepimiz. John Cena "You can see me" dedi. Gitti, geldi. Ve Five Knuckle Shackle'ı gördük. Cena hiç bekletmeden böyle tuşa gitti şampiyona karşı. Şeyler yıktım. Bir şeyler yıktım. Ben her bölümde bir şeyler yıkmazsam zaten olmuyor biliyorsunuz ki. Yine yıktım. Neyse. Cena. Bir şey olmadı. Bir sansiyon gördük. Cena köşeye de gitti. Okey. Yani cross splash ama daha sanki ihtiyacını olan neler bunlar değil sanki Cena ama bilmiyorum. Evet şimdi evet köşede izin vermedi AJ Styles'ın kendisine müdahale etmesine. Bir tuşa daha gitti. Bir, iki, kick out. Oha, kick out da aldı. Şeye bak AJ. Hey maşallah. Ve bu arada AJ geldi. Tuşa da gitti Cena. 1 2 3 değil 3 değil.
3 değil, ben gerçekten 3 gelecek sandım. AJ Styles son anda kurtardı kendisini. Yani bir yumruk, bir tane daha, bir tane daha. Gayet güzel. Styles bir tekme. Ve şimdi evet. Şöyle çıktı. Cena da kalktı. Phenomenal forearm'ı ıskaladı AJ Styles. Bu onun için çok büyük bir bela olabilir. Cena da onu köşeye attı. Bunun devamında ne gelecek tahmin ediyorduk, ancak izin vermedi AJ. Uzatmaları oynamaya çalışıyor. Şu anda AJ Styles bunu söyleyebilir sanırım hakkında. Bir DDT geldi AJ Styles'dan. Şurada gitti üzerinden. Almak istemiyor ancak. Bu arada ne? Geldi John Cena. Finisher'ın yoktu lan senin. 1-2. Cena böyle yense şey olurdu. Randy Orton biliyorsunuz ki tuş etti RKO ile. AJ RKO'yu tuş etti. Bu arada bir de Phenomenal Frog Splash. Kendim buldum bunu artık. Neyse, finisher var Phenomenal Forearm için. 5 star Frog Splash diyecektim bu arada. Bu arada evet. Phenomenal Forearm da geldi John Cena. Cena için maçın sonu mu? 1-2-3. Aynen öyle, şampiyon gömdü. Şampiyon güm 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 dedi, devam etti. İşte AJ Styles. Bakalım. Arkadan saldırmadı ya da bir eksimuz maçında ya da farklı bir türde neler yapacak? Randy Orton daha önce gömmüştü. Üstüne şimdi John Cena'yı gömdü. Bakalım. Efsanelere karşı şampiyon önde götürüyor ki kendisi de bir efsane, ama da böyle bir efsaneye kasayım tabii ki. Bakalım. Son bir hafta kaldı artık. Neler yaşanacak göreceğiz. Bugünlük bu bölümden bu kadar. Eğer bölümü sevdiyseniz like atabilirsiniz. Serinin devamı için abone olabilir. Serinin önceki bölümleri için oynatma listesine bakabilirsiniz. Yine parmak vurdum. Neyse, bunlar önemli değil. Şimdilik hepinize esen kalın diyorum efendim. Hoşça kalın.